Şimdi sağ bacağımızda sık şikayet daha fazla. Evet. Şimdi sağ bacağımızı çizeyim. Bunu anlamak için doktor olmaya gerek yok. Yalnızca izle abi. Sağ. Sağ bacağın benim gibi ayaktasın. Bacağın içinden bakıyoruz bacağına. Hı hı. Kasık, diz, parmaklar, topuk, iç topuk. İki tane hastalığımız var. Bir, vaskülit. Yani damar iltihabı. Ama o bildiğin mikropla olan iltihap değil bu. Mikropsuz iltihap. Mikropsuz. Ha mikropsuz ama daha sonra mikrop bulaşır mı? Evet. Eğer tırnaklarına, topuklarına, oralara iyi bakmazsak mikrop bulaşır. Ama şu anda mikropsuz. İki, lenfödem. Şimdi sen aslında vaskülitle geldin. Ben nereden lenfödemi çıkardım? Çünkü bacağında o alacalı bulacalı mermer gibi görüntü ye dokunup bastırdığım zaman içeri çöktü. Tamam mı? Yani dokuya bastırdım, içeri çöktü ve hemen düzelmedi. Bak bunlar içeri çökmüyor. Ama ayağındaki içeri çöktü bacağındaki. O nedenle başka bir hastalık da var dedim. Bu da lenfödem çıktı. Şimdi önce vaskülitü biraz anlatayım. Sonra lenfödemdeki durumu anlatayım. Vaskülit şu. Senin bacağına kalpten temiz kan getiren bir boru var. Bütün hücrelere bu temiz kan geliyor ki hücreler yaşasın. E peki hücre nerede hocam? Hücre yapayım sana bir iki tane. Bunlar hücrelerin olsun. Gözde görülmez normalde. Bu damar nasıl buna ulaşıyor? Çok kılcal bir damar haline geliyor. Tabii devamlı bir sürü yere gidiyor bu. Tamam mı? Şuradan buraya temiz kan veriyor. Bu bunu enerji üretmek için kullanıyor. Ve oksijeni düştüğü ilk zamanda toplar damarla bunu yukarıya doğru, kalbe doğru gönderiyor. Bu da gittikçe büyüyerek kocaman bir damar oluyor. Şimdi senin bacağında damar haritalama yapmamızın nedeni ana atar damarda ve ana toplar damarda sorun var mıya baktık. Sorunun yok. Evet. Tamam. O zaman sorunumuz bizim hücrelerin besleyen atar damar, küçük atar damar ve küçük toplar damardı. Şimdi bunlar öyle bir durumdalar ki şu anda sebebini bile bilmediğin herhangi bir uyarıya karşı şu daralıyor. Daraldığı için cilt beyaz renkli görünüyor. Şu da genişliyor. Genişlediği için kirli kan var ya mor görünür. O da genişlediği için bunun etrafı da koyu renkli görünüyor. Yani alacalı bulacalı vücudunda, ayaklarda, vücudun her yerinde olabilir ama ayaklarda alacalı bulacalı görüntüler oluşuyor. Mermer görüntüsü diyoruz buna ya da libidoid görüntüsü diyoruz. Libidoid. Yani senin benim tedavimde yapacağım iş bir de yaralar açılıyor. Çünkü şu o kadar kasılıyor ki deriye kan getirmediği için deri açılıyor, bozuluyor, ölüyor, yara oluyor. Tamam. Yapacağımız iş şunun kasılmasını ve bunun gevşemesini engelleyici tedaviler yapacağız ki beslenmeyi artıralım. Kılcal düzelde beslenmeyi, evet, yukarılarda değil. Evet. Bu insanı bacağını kaybettirmez, öldürmez de. Ama ömür boyu dert çektirir. Anlatabildim mi? Bir de kaşınır bu güzel. Evet, tamam mı? Yalnız. Şimdi bizim burada yapacağımız şey de şu kasılmaları engellemek için bu bilmediğimiz bir uyarıcıya karşı bir kere bir alerji giderici ilaç vereceğiz. Demek ki sen de herhangi bir şey alerji yapıyor. Mesela, gençlerde en çok nedenlerinden biri sigaradır, sigara dumanıdır. Ama sende onlar yok. Yok. Tamam. Ama bu o kadar basittir ki çamaşır suyuyla yıkadığın çarşafa değmenden tut, evdeki halılardaki tozlardan tut, sokaktaki hava kirliliğinden tut, her şey olabilir. Ama her birini tek tek araştıracağımız yerde her birinin yaptığı cevabı engellemeye çalışacağız. Tamam mı? Alerji giderici yaptık. Bir de bu damarların uyarımını azaltmak için kolşisin tedavisi vereceğiz. Şu damarın kasılmasını engellemek için kalsiyum antagonisti diye bir ilaç vereceğiz. Ondan sonra bir de krem vereceğiz ki senin şu yaraların bir hızlı geçsin. Evet. Şu şekilde seni takip ederken burada cihazlara sokacağız. Cihazlardan biri vakum cihazı, diğeri biyorezonans cihazı, bir de oksiplazma iğne tedavimiz var. Tamam mı? Bunları size arkadaşım asistanı tek tek anlatacağım. Bu vaskülitle ilgili takip ve tedavi yaptığımız iş. Bir de sende lenfödem oluşmuş. Ayak tırnaklarında mantar var mıydı senin? Yok, bir tanesi. Bir tanesinde bozukluk vardı. İşte o biraz bozuyor.
Şimdi lenfödemi anlatıyorum, iyi dinleyin. Lenfödem de şu güzel ablacığım. Hücreler şuradan temiz kan aldı, oksijenini ve şekerini kullandı. Enerji üretti, yaşıyor ama her besin alan organizma gibi bir de dışkısı oluşuyor. Bunun dışkısı nereye gidiyor peki? Hücrelerin arasındaki sıvıya boşalıyor. Bu sıvıya biz lenf sıvısı deriz. Bu lenf sıvısı hücre yaşadığı miktarca devamlı artar. O zaman herkesin bacağının kocaman olması lazım. Olmamasının nedeni çok küçük lenf kanalları vardır. Bu damarlar gibi ama çok daha küçüktür. Ve bunlardan yüzlerce vardır. Ve bunlar sıvıyı alırlar, kasıktaki lenf bezlerine götürürler. Oradan da vücuda boşalırlar. Ne kadar üretilirse o kadar tüketildiği için bacak aynı kalır. Ama tırnağındaki mantar, bu hastalığın yaptığı bu damarlar sorunları, topuğundaki çatlaklardan giren mikroplar, şuralara bulaşıyorlar ve buradan yukarı ya da yaralardan giren mikroplar, buralardan bu sıvının yukarı çıkışını, burada damarları bozduğu için çok kılcal damarlar bunlar, sıvı yukarı çıkamıyor. Çıkamadığı zaman burada sıvı birikiyor. Ve basınca da o yüzden ödem oluyor. İşte bu tabloya da biz lenf birikim anlamına gelen lenf ödem diyoruz. Lenf ödem tedavisinde şunları da kullanacağımız ama lenf ödem tedavisinde 2 saatlik bir işlemimiz var. Yalnızca bandaj yapmayacağız sana. Normalde lenf ödemde bir masajımız, bir bandajımız olur, etrafını saracağız. Senin bacağı kesinlikle saramayız. Anlatabildim mi? Sardığımız zaman şu damarların beslenmesi bozulacaktır. İki hastalık birbirine zıttır. Anlatabildim mi? Sargı yapmayacağız sana. Variz çorabı vermeyeceğiz. Lenfödem çorabı vermeyeceğiz. Biraz daha zor iyileşeceğiz ama lenfödem tedavisine de başlayacağız. Çünkü o da kalıcı hale gelmeye başladı. Evre 2. Anlatabildim mi? Sen ilk başta bacağını kaldırdığın zaman sabah yatakta bacağın incelirdi eskiden. Ne kadar önce hatırla. Şimdi artık o kadar kolay incelmiyor. Çünkü ilerliyor lenfödem. O yüzden bir de tırnak bakımını alacağız seni ve ayak tabanı bakımını alacağız ki içeri artık daha mikrop girmesin. Tamam mı?